Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş günün sürprizini yaptı. Siyasete sabah sabah damgasını vurdu. Önce öğle saatlerinde Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Çıkışında ortak bir açıklama yaptılar. Bu açıklamada işte adaylık konusu soruldu. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı, biliyorsunuz bizim adayımız Mansur Yavaş demişti. Onun üstüne de HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde, o da bir açıklama yapmıştı. O da Mansur Yavaş'ın adaylığının sorulması üzerine gazeteci Tolga Candaş Işık tarafından, yani işte eski ilkeler hala yerinde duruyorsa neden olmasın gibilerinden bir cevap vermişti. Şimdi bunun üzerine Mansur Yavaş'ın sabah saatlerinde şeye gitmesi, Akşener'e gitmesi, üstüne Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmesi gerçekten Ankara'da siyaseti bir anda karıştırdı, ayağa kaldırdı. Herkesin dikkatleri Mansur Yavaş üzerine çevrildi, Akşener ve Kılıçdaroğlu üzerine çevrildi. Akşener ve Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinden hemen sonra Mansur Yavaş'la bir telefon görüşmesi yaptım. Kendisi dedi ki vallahi işte anlattığım gibi dedi, böyle 3 yıllık icraatımızı ve 2 yıl önümüzdeki 2 yılın icraatını anlatacak bir program düzenliyorum, oraya davet ettim dedi. O zaman dedim diğer şeyleri de davet edecek misiniz? Diğer işte en azından altılı masanın muhalefet koalisyonunun liderlerine, evet dedi, hepsini tek tek ziyaret edeceğim, davet edeceğim dedi. Önümüzdeki hafta işte bir faaliyet raporu hazırlıyoruz dedi. Bunların hepsini duyuracağız şeffaf olarak dedi. Halkımızla paylaşacağız dedi. Ben olan bitenden, yani hem aldığım kulis bilgilerden hem Mansur Yavaş'la görüşmemden aldığım izlenimleri, onun sözleri değil, onun izlenimlerimi sizle paylaşacağım. Neden oldu? Nasıl oldu? Bir kere Ümit Özdağ'ın Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında söylediği bizim adayımız Mansur Yavaş demesi, sadece Mansur Yavaş'ı değil, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İyi Parti'yi değil, diğer o altılı koalisyonu da rahatsız etmiş. Bunu anlıyorum. Yani bizim içimizi mi karıştırmaya çalışıyor birileri diyerek. Oysa hani birileri değil, Ümit Özdağ kendi adına çıktı, söyledi. Hatta onlar göstermezse biz gösteririz dedi. Tabii Zafer Partisi aday gösterirse, Mansur Yavaş'ın seçilme şansı eğer böyle bir şeyi kabul ederse ne olur, o ayrı bir konu. Ama Mansur Yavaş'ın da bu işten çok rahatsız olduğunu kendi izlenimim olarak size aktarabilirim. Çünkü arada kalmış durumda. Yani bir yandan işte gayet katı milliyetçi görüşleriyle bilinen, Türk milliyetçiliği görüşleriyle bilinen Ümit Özdağ'ın bu şekilde bir çıkışı, diğer taraftan Selahattin Demirtaş'ın bu şekilde Kürt oylarını hatırlatması Mansur Yavaş'a ve diğer altı lidere, yani Kürt oylarının sadece HDP değil burada, hep vurguluyorum ama Kürt seçmenin oylarını dikkate almayan bir cumhurbaşkanı adayının, ister adı Tayyip Erdoğan olsun, ister Mansur Yavaş, ister Ekrem İmamoğlu, ister Kemal Kılıçdaroğlu, ister kim olursa olsun, seçilme şansı çok yüksek değil bu seçimde, önümüzdeki seçimlerde. Bu apaçık görülüyor. Yani dolayısıyla öyle bir hatırlatma var. Şimdi Özdağ'ın çıkışı, arkasından Demirtaş'ın çıkışı Mansur Yavaş'ı gerçekten zor bir durumda bırakmış. Aslında rahatsız etmiş durumda. Bu rahatsızlığı Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti genel merkezlerinde de, en azından bu ikisinde de ki Millet İttifakı'nın çekirdeğini bu iki parti oluşturuyor, çok rahat görmek mümkün. Şimdi Akşener'le görüşmesinde, görüşmesinin sonunda bu soru soruldu. Bir başka soru sorulmasına hani izin vermeyecek şekilde Sayın Akşener'in toplantıyı bitirdiği görüldü. Nazik bir şekilde de olsa. Yani kaldı ki hani Mansur Yavaş'ın vücut dilinde de, kendi söylediklerinde de, yani ben şu an siyasetin içinde değilim, Ankara Belediye Başkanlığı görevini yapıyorum dedi. Zaten iki yıl, önümüzdeki iki yılın planını anlatacağım ben halkımıza ve liderlere dedi. Bu bile önündeki iki yıl, önümüzdeki iki yıl boyunca, önümüzdeki iki yıl ne demek? Hani beş yıllığına seçiliyor ya belediye başkanları, üç yıl tamamlandı, iki yıl daha var.
Ama o 2 yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ötesine geçiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi şurada 13 ay sonra. Yani benim planlarım Ankara Belediye Başkanlığı'nı tamamlamak. Gerisi de altı partili koalisyona ya da altılı masaya kalmış, o liderlere kalmış durumda demek istiyor. Hatırlayacaksınız, geçen hafta yine İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında Ekrem İmamoğlu da benzeri bir mesaj vermişti. Yani o da ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, doğal olarak genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur benim doğal adayım ama altı lider karar verecek, o bilir diyerek bir adeta irade devrini gerçekleştirmişti. Şimdi böyle bir durum var. Bu şeyde en azından iktidar cephesinin, yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi cephesinin bir an önce artık adayınızı çıkarın, adayınızı belirleyin baskılarına yeni bir boyut katacaktır. Mutlaka katacaktır. Bu arada şeyi de unutmayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden T24'e verdiği mülakatta, T24 Ankara temsilcilerine ve muhabirlerine verdiği mülakatta neden aday göstermediğini, göstermek istemediğini şimdi açıklamalarına bir boyut katması da söz konusu. Nedir o? Dedi ki ya Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıkladı mı? Niye ona sormuyorsunuz da bize soruyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağı apaçık belli ama resmiyet kazanmış değil, bu da doğru. Yani sadece Devlet Bahçeli'nin bizim adayımız Erdoğan şeklinde bir açıklaması var. Aksini ben de düşünmüyorum doğrusu. Yani kesinlikle düşünmüyorum. Erdoğan'ın aday olmayacağını düşünmüyorum ama böyle bir şey var. Yine İyi Parti'den gelen açıklamalar var. İyi Parti'den son açıklamalar. İyi Parti'den gelen son açıklamalarda ne diyor? Ne diyor? Biz bu işi sona bırakacağız. Bunu daha önce Ali Babacan da söylemişti, hatırlayacaksınız. Sona bırakalım. Aday işini sona bırakalım diye. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın bugünkü çıkışı, yani Mansur Yavaş'ın tam hafta başında herkes daha acaba Fransız seçimlerinde, işte biliyorsunuz Fransız seçimlerinde ilk turda kimse seçilemedi ama ikinci tura hali hazırdaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağ, yani sağ ve aşırı sağ, yani aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen kaldılar. 24 Nisan'da yapılacak ikinci tur seçimler. Bakalım Cumhurbaşkanı kim olacak? Daha sonra parlamento seçimlerinde ikisinin de işi zor olacak. Çünkü birinin işte 28 küsur, birinin 23 küsur, 24'e yakın oyları, her neyse. Hani millet bunu analiz etmeye çalışırken bir anda Mansur Yavaş'ın İyi Parti'ye gideceği ilan edildi. Herkes bir şey yaptı. Acaba adaylık mı açıklanacak? Acaba Meral Akşener ona destek mi verecek? Gibi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti. Dolayısıyla bir anda bambaşka bir yöne doğru akmaya başladı şey. Çünkü ne Akşener, ne Mansur Yavaş, ne Kemal Kılıçdaroğlu bu adeta oyuna gelmeyeceklerini ilan etmiş oldular. Yani şu anda biz dışarıdan gelen, çünkü neticede Zafer Partisi dışarıdan, yani ne iktidarda ne muhalefet blokunda şu anda, değil mi? Dışarıdan gelen etkilerle biz kararımızı değiştirmeyeceğiz, aceleye getirmeyeceğiz mesajı vermiş oldular. Fakat Mansur Yavaş'ın bu işten gayet rahatsız olduğu ve bunu da kendisinden de çok muhalefet koalisyonunun iradesine bir müdahale olarak gördüğünü kendi izlenimim olarak sizlerle paylaşmak isterim. Siyaset ısınıyor. Yani siyaset her ne kadar işte şu anda daha işte seçime çok var, şu var, bu var filan dense de ısınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne seçim yasasıyla ilgili gideceği bilgisi var. Henüz başvuru yapmış değiller ama yapacaklarını söylediler. Eğer seçim yasasının o maddeleri, ki sandık kurullarının oluşumuyla ve oralara hakim atanmasıyla ilgili maddeler bunlar, bunlar Anayasa Mahkemesi'nden dönerse o zaman bambaşka bir tablo çıkacak karşımıza. Çünkü yeni seçim yasası 17 Haziran bu sene, 17 yani önümüzdeki Haziran'da 17 Haziran'a kadar tamamen Anayasa Mahkemesi kararlarıyla filan da
başvuru olduğu halde söz ediyorum, kesinleşmediği takdirde uygulanamayacak bir sonraki seçimlerde. Çünkü anayasada ne var? 18 Haziran 2023'te ya seçimler zamanında yapılırsa, işte ondan önce bir yıl boyunca, yani bir yıl öncesine dek yapılan değişiklikler uygulanamayacak diye anayasada madde var. Ona dayanarak söylüyorum. Siyasete hızlı bir giriş yaptı Ankara. Gerçekten bir hareketlendi ortalık. Adaylık tartışmaları hareketlendi. Mansur Yavaş buradaki ilgi odağı şeklinde devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek? Partilerin grup toplantılarında ne konuşmalar yapılacak? Beraber izleyeceğiz, sizlerle paylaşacağız. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.